bir statüsü daha oldu cezaevlerinin, salgın ve salgına karşı tutukluların korunması. Elinizdeki veriler neyi gösteriyor? Öncelikle içinde bulunduğu hasibiyle başta cezaevinde olan tüm tutsakların bayramını kutlayarak başlamak gerekiyor. Özgür bayramlarda buluşmak ümidiyle. Belirttiğiniz gibi cezaevleri zaten doğal yapısı gereği hak ihlalleriyle oluşan bir alan. Yani bu bugün özgü bir durum değil. 12 Eylül'den başlayıp gelen bir hak ihlalleri silsilesi var. En son Türkiye'de ilan edilen o hal devamında henüz hak ihlalleri bitmemişken pandemi süreciyle birlikte gerçekten de artık cezaevlerindeki hak ihlalleri dayanılmaz bir hal aldı. Çünkü aile görüşleri yok, çok kısıtlı cezaevlerinde, hiçbir faaliyet yok, tamamen yani tutsakların diliyle söylüyorum, mutlak tecrit hali yaşanıyor açıkçası. Bu noktada bir yandan hak ihlalleri, bir yandan mutlak tecrit hali yaşanırken, öte yandan bu kadar fazla vakanın yaşanması bizleri tedirgin ediyor. Dün yaptığımız ve basına verdiğimiz açıklamada aslında bu yönlü bir değerlendirme. Yani temel vurgumuz da şu açıkçası. Öyle bir dar alan ki Adalet Bakanlığı'nın bu konuda açıklaması bile yok. Yani şu ana kadar kaç vaka yaşandı, kaç ölüm yaşandı ya da yaşanan vakalara nasıl bir tedavi uygulanıyor, ek yaşeler veriliyor mu, tutsakların sağlığıyla alakalı özel tedbirler alınmış mı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var, cezaevleri hak ihlallerinin merkezi haline gelmiş durumda. Sayın Çakas, pandemi aynı zamanda vücut direncinin düşüklüğüyle de bağlantılı. Daha çabuk yakalanabiliyor insanlar vücut dirençleri düşükse. Cezaevlerinde de sürmekte olan açlık grevleri var. Fazla sayıda hasta tutuklu var. Tablo nasıl görünüyor? Yani zaten bir açlık grevi sürecindeyiz. 5 ayı geçti. Bugün 168. gününde açlık grevleri. Doğal olarak açlık grevleri zaten direnci düşüren bir durum. Bir de bu açlık grevlerinin özgün bir durumu var. Şunu izah etmek gerekiyor. Süresiz ve dönüşümlü bir açlık grevi sürecindeyiz. 5'er günlük süreyle devam eden bir açlık grevi var. Ancak belirtmek gerekiyor. Yani 4 defa 5 defa greve giren tutsak var. Yani bunu önemli tekrar vurgulamak gerekiyor. Yani 4 defa 5 defa greve giren var. Yani bu dönüşümden doğru 4-5 defa greve girenler var. Zaten sağlık sorunları var. İkinci bir durum bazı cezaevlerinde tuz ve limon takviyesi yapılıyor. Ama tespit ettiğimiz kadarıyla bize ulaşan bilgiler doğrultusunda hiçbir cezaevinde vitamin desteği verilmiyor. Yani 4-5 defa greve girmiş birine bir vitamin desteği verilmiyor. Bazı cezaevlerinde sadece tansiyon ölçümü var ama genel olarak doktor takibinin yapıldığı cezaevi yok diyebiliriz. Yani bize ulaşan bilgiler bu yönde. Yani daha ulaşabiliyor. Bakanlığın da bu yönde bir açıklaması yok. Yani grevleri şu şekilde takip ediyoruz, şu şekilde yürüyor, şu kadar cezaevine şu kadar kişi giriyor. Yani bakanlık da bu noktada açıklama yapmıyor. Bu grevler bir yandan devam ederken bir yandan pandemi vakalarının yaşanması bizleri tedirgin ediyor. Somut örnek vermek gerekiyor. Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde günlerdir devam eden pandemi, dar alan oluşu nedeniyle çabuk bulaşan bir pandemiden bahsediyoruz. Daha evvel B11 koğuşundaydı. Şimdi B12 koğuşuna bulaştı. Şimdi daha ne kadar yaygınlaşacak bilmiyoruz. Biz bütünüyle biliyoruz ki greve devam eden koğuşlarda pandeminin görülmesi sağlık açısından ciddi riskler yaratıyor. Yine yaptığımız araştırmalar, görüşmeler, yine idareyle görüşmeye çalışmalarımız, diğer görüşmeler neticesinde yani ek yaşa verilmiyor. Mesela Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde kantin kapalı. Bağışıklık sistemi zaten ciddi anlamda grevle birlikte etkilenmiş tutsakların kantinin kapalı olması, cezaevinde sağlıkçının bulunmuyor oluşu bizleri gerçekten tedirgin etmektedir. Yani şunu da gerçekten vurgulamak gerekiyor. Cezaevinde bulunan tutsakların aileleri açısından şu an bir bayram yaşanmıyor. Yani bunu üzerine basa basa söylememiz gerekiyor. Cezaevindeki tutsakların aileleri, yakınları açısından kesinlikle bir bayram yaşanmıyor. Hepsi tedirgin. Hem pandemi hem yaşanan hak ihlalleri, yani basına yansıdı. Yine Bafra'ya gün olmuş bir tutsağın işkence görüyorum, ayakta sayım dayatılıyor, çıplak arama dayatılıyor iddiaları çok yaygın bir şekilde. Yine hak ihlallerinin, infaz kurullarının oluşması, bahsedeceğiz bunlardan, oluşması aslında cezaevleri açısından artık İflas noktası bu, yani bunun ötesi yok. Bunun ötesi ve bakanlık hiçbir şekilde pandemiye dönük, cezaevlerine dönük bir açıklama yapmaması bizleri daha fazla kaygılandırıyor. Daha evvel yaşanan ölümleri yan hastalıklara, kronik hastalıklara bağlamıştı bakanlık. Şimdi nasıl bir açıklama yapacak bizler de beklemedeyiz. Cezaevlerinde test yapılıp yapılmadığına dair bir veri var mı elinizde?
Testler konusunda şunu söyleyebiliriz. İnfaz koruma memurlarına düzenli testler yapılıyor. Bu bilgimiz var. İnfaz koruma memurları açısından değerlendiriyorum. Bunun dışında somut örnek vereyim. B12 koğuşu, Diyarbakır kadın kapalı. Çünkü somut konuşmak gerekiyor bu durumlarda. B12 kadın kapalı koğuşu günlerce belirti göstermesine rağmen birkaç gün beklendikten sonra test yapıldı. Yani bunu somut olarak biliyoruz. Test konusunda da biraz esnek davranıldığını görüyoruz. Aşı meselesi var. Yani bunların ötesinde aşı meselesi var. Yani cezaevleri kapalı bir alan olduğu için bulaşma riski çok yüksek. Yani bir cezaevine bir COVID pandemisi, bir virüs bulaştığı zaman bütün cezaevine yayılabilir. Yani aldığımız somut bilgi birkaç cezaevinde 60 yaş üstü kronik hastalığı olanlar dışında, ki o da somut bir bilgi değil, bunu da belirtelim. Yani sadece aldığımız bir bilgi dışında cezaevlerinde aşı yapılmamış. Oysa aşı programına baktığımızda öncelikli gruplar arasında aşı programı vardı. Ama bakıyoruz şimdi basından, sizlerden de takip ediyoruz. Aşı programında olmayan, sırası gelmeyen, öncelikli olmayan birçok kişinin aşı oldu. Ancak programda kapsamda olmasına rağmen ikinci grup altıncı aşamadaydı cezaevleri. Aşıların yapılmaması yani bizleri, tedirginliğimizi bir kademe daha arttıran bir pozisyona getiriyor. ÖHEDE olarak Adalet Bakanlığı'na çağrınız var Sayın Çakas. Yine neyi bilir misiniz? Yani şunu çok net aracılığınızla tekrar vurguluyorum. Geçen yıl bir infaz yasası çıktı. Bu infaz yasasından adil ve eşit bir infaz yasası beklerken özellikle belli başlı tutsaklara, siyasi tutsaklara İHAL kurulu adı altında koşullu salıverme hakları da ellerinden alındı. Yani iyi bir düzenleme beklerken daha kötü bir aşamaya geldik. Şunu hak ihlalleri için adil ve eşit bir infaz yasasının beklenmeden çıkarılmasıdır. Yani cezaevlerinin bir infaz yasasına acil bir düzenleme ihtiyacı vardır. Bu düzenleme çıkana kadar da tüm cezaevlerinde aşılamaların yapılması, cezaevlerinin takibi açısından bağımsız kurulların oluşturulmasına izin verilmesi, özellikle tabipler odası ve sağlıkçılar öncülüğünde bir ziyaretin tüm cezaevlerine yapılmasının önü açılması gerekmektedir. Yusuf Çakas, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Haberlerimize devam edelim. İbadete açılan Ayasofya'da 80